Merhaba sevgili satranç severler. Orta seviyemizin 6. dersine hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere biz piyon finalinde bize göre 4 önemli konunun tanımını yaptık. O pozisyon, kare kuralı, üçgen kuralı ve omuzlama yöntemi, omuz atma yöntemiyle ilgili tanımları yaptık ve örnek gösterdik. Şimdi artık örnekleri çözmeye başlıyoruz. Öncelikle o pozisyon kuralımızla ilgili örnekleri çözelim. Gördüğümüz örnekte öncelikle şunu söylemeliyiz. Şah piyona karşı şah oyun sonlarında, piyon finallerinde eğer vezir çıkmak istiyorsak şahımız piyonun önünde olmalı. Şahımız piyonun önünde olduğu zaman avantajı elde ediyoruz, vezir çıkıyoruz. Eğer şah piyonun önünde olmazsa, piyon şahın önünde olursa bu çok avantaj olmuyor bizim için. Özel durumlar dışında avantaj olmuyor. Bu konuma baktığımız zaman bir opozisyon durumu var. Burada hamle sırası kimdeyse o dezavantajlıdır. Çünkü tam opozisyon, yakın tam opozisyon konumu oluşmuş. Hatırlarsanız ne demiştik? Yakın tam opozisyon durumlarında, yani tam opozisyon ve çapraz opozisyonda hamle sırası kimdeyse o avantajını kaybeder. Yarım opozisyon veya at opozisyonunda hamle sırası kimdeyse o avantaj elde eder demiştik. Burada hamle sırası eğer siyahtaysa, pardon, hamle sırası beyazdaysa bakalım ilk önce. Tam opozisyon olduğu için sürdüğümüz takdirde şah E8 geliyor, şah E6'ya pat oluyor. Eğer beyaz kandırmaya çalışırsa şah E5 gibi. Burada temel bir kural var. Genellikle bu kuralı uyguluyoruz. Eğer piyon öndeyse piyonu karşılayın. Şimdi baktığımız zaman önde olan piyon. O zaman piyonu karşılayacağız. Kaçacağımız yer otomatik olarak belli. Yani hiç hesap yapmadan önde piyon varsa piyonu karşılayın. Önde şah varsa şöyle karşılayın. Hiçbir şekilde kandıramaz bize. Beraber oluyor. Eğer başlangıç konumunda hamle siyahtaysa yarım o pozisyon. Hamle sırası kimdeyse o avantajlıdır demiştik. Diğerlerine dezavantajlıdır demiştik. Bakın vezir çıkıyoruz. Bu tabii ki basit bir örnekti. Basitten başladık örneğimizi çözmeye. Şah piyonun önünde olmalı. Temel prensibimiz bu. Eğer şah piyonun önünde olmazsa kazanamıyoruz. Mesela bu örneğe bakalım. Hamle sırasının bir önemi yok. Diyelim ki beyazda. Bakın önde olan piyon piyonu karşıla. 6. yataya kadar çok önemli değil bu. 6. yataya kadar önemli değil ama 6. yatayda önde olanı karşılamak zorundayız. 6. yatay tekrar, yani burada şahla piyon yan yana, önde olan piyon piyonu karşıla. Şahı veya piyon önemli değil. Ama biz kuralı uygulayalım. Önde olan piyon piyonu karşıla. Evet, önde olan piyon piyonu karşılamalıyım. Yani piyonun olduğu dikeyde beklemeliyim. Yan yana şöyle karşıla. 6. yatay olmadan önce, bakın 5. yatayda burada şahı ya da piyonu karşılayabilirsiniz yan yanayken. Ama 6. yataya geldiğinde mutlaka şahı karşılamalısınız. 6. yatay, 5. yatayın ve 6. yatayın bir özelliği var. Özel kurallarımız var. Onları anlatacağız. Burada şahı karşılıyoruz ve dediğimiz gibi berabere bitiyor. Zamanımız çok az olsa dahi bizi hiçbir zaman kandıramaz. Kandırmaya çalıştığında piyon önde piyonu karşıla. Piyon önde piyonun olduğu dikeyde bekle. Şah şahı karşıla. Piyon önde piyonu karşıla. Piyon önde piyonun olduğu dikeyde bekle. 6. yatayda piyon şahı karşıla. Ve beraber hiçbir şekilde kandıramıyor bizi. Biz kazanmak istiyorsak şahımız piyonun önünde olmalı. Mesela burada hamle sırası çok önemli. Eğer hamle sırası beyazdaysa o pozisyonu alıyoruz ve kazanıyoruz. Bunun kazancı da çok basit. Hızlı bir şekilde gösterebiliriz. Bakın ben temel mantığını anlatıyorum. Piyonumu vezir çıkmak istiyorum. Bunu vezir çıkmak için tek başına çıkamayacağı için şahın yardımı gerekiyor. Şah nereye kaçarsa ben bu kareye yaklaşmalıyım.
piyonu veze çıkmak için. Bu kareye yaklaşmak için de o pozisyon almaya devam etmiyorum. Bakın bu bana bir şey sağlamıyor. O pozisyon almaya devam etmek. Ben piyonumu veze çıkmak için bu kareye yaklaşmak için şahın gittiği tarafın tersinde çapraz şekilde kareye yaklaşıyorum. Vezirimin çıkacağı kareye yaklaşıyorum. Yani piyonumun vezir çıkacağı kareye yaklaşıyorum. Geldiği zaman tekrar geliyorum. Bakın burada şahla piyon arasında bir yatay boşluk olduğu için bir tempo var demektir. Yani burada hamle sırası kimde olursa olsun yine kazanıyorum. Bende olsa dahi o pozisyonu alamıyor, bir tempom var çünkü. Geldiği zaman yaklaşıyorum. Bunu gelirse artık şahlar tam o pozisyon konumunda yatayda. Sürüyorum. Sürüyorum. O pozisyonu alıyorum. Nereye gelirse gelsin ters tarafa gidiyorum. Vezir çıkacak, kareye destekleyecek şekilde ve kazanıyorum. Yani ben piyonun önünde olmalıyım. Ama sıra siyahta olursa burada. Gelerek artık beraber yapabiliyorum. Veya gelerek beraber yapabiliyorum. 6. yataya kadar şahı veya piyonu karşılayabilirsiniz yan yanaysa. Yani şah ve piyon 6. yatay dışında yan yana olduğunda kazanamaz hiçbir zaman. 6. yatayda özel durumlar var. Biraz önce de görmüştük. Karşılayarak burada beraber yapabiliyorum. Piyon önde, piyonunu karşıla. Piyon önde, piyonun olduğu dikeyde bekle. Yan yana şahı veya piyonu karşıla. Piyon önde, piyonu karşıla. Piyon önde, piyonun olduğu dikeyde bekle. Çok basit mantığı var. Bir sonraki dersimizde 5. yatayla ilgili özel bir durum inceleyeceğiz. Özel durumdan sonra şah piyona şahla ilgili örneklerimizi çözeceğiz. Ondan sonra artık şah piyona şah 2 piyondan şah piyona şaha dönüşen konumları inceleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Satranç ile kalın.